egedesonses.com. Değerli izleyiciler, merhaba. egedesonses.com'dasınız şu anda. Attığımızın diğer ucunda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Kamil Okyay Sındır var. Sayın Sındır, merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba Murat Bey, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. İyi hafta sonları. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz Sayın Sındır? Memleket gibi diyelim. Memleketimizin durumu nasılsa biz de öyleyiz. Farklı değiliz. O zaman hemen oradan başlayalım. Memleketin durumu nasıl? Memleketin durumu iyi mi kötü mü? Vallahi bunu yaşayarak daha doğrusu bütün yurttaşlarımız tecrübe ediyor. Hangi sosyal kesimden olursa olsun, esnaf olsun, çiftçi olsun, memur olsun, işçi olsun, emekli olsun, işsiz olsun. Gerçekten sıkıntı çekmeyen kimse kalmadı hemen hemen. Yani ben huzur, refah içindeyim, mutluyum diyebilecek ben bir kişi göremiyorum açıkçası. Tabii yani konu gerçekten çok boyutlarıyla çok geniş bir mesele. Türkiye ekonomik anlamda üretimi bırakmış, üretim ekonomisini terk etmiş, ithalata dayalı bir tüketim ekonomisi güden ve yani dış borç artık ödenemez halde, kısa vadeli dış borç karşılığı Merkez Bankası'nda rezerv kalmadı zaten. Biliyorsunuz son 4 ayda yaklaşık 128 milyar dolar Merkez Bankası rezervi, döviz rezervi bir anda uçuverdi. 130'muş efendim o. 130 milyarı bulmuştur. Yani 130 milyarı bulmuştur çünkü büyüyor. Şu anda eksi 61,5 milyar dolar civarında bir net rezerv var. Yani eksi. Yani o nedenle şimdi tabii bir Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Son 20 ay içerisinde 4. Merkez Bankası Başkanı'nı görüyoruz. Tabii Merkez Bankası normalde 5 yıllık bir süre için göreve gelir ve Merkez Bankası bağımsız bir kurumdur. Yani siyasetin oyuncağı yapılmaması gereken bir kurumdur. Hükümetler gelir gider ama Merkez Bankası ülkenin para politikasını belirleyen, kur politikasını belirleyen, istikrarını sağlamakla mükellef olan, yani hükümetlerin tabii ki enflasyon hedefi olacaktır. Hükümetin tabii ki bir işsizlik hedefi, ne bileyim ekonomik ve para politikasına dair, kura dair, kurlara dair hedefleri olabilir. Çünkü seçmenine o vaatte bulunur. Der ki ben enflasyonu işte önümüzdeki dönem 5 yıl içerisinde işte %3'ün altına düşüreceğim. Örneğin atıyorum. Dolayısıyla bu hedefleri Merkez Bankası bu hedeflere ulaşabilmenin görevini, sorumluluğunu yerine getirmekle mükelleftir ama bağımsız bir kurumdur. Böyle olmaz ise ve yürütmenin müdahil olduğu, bağımsız karar veremediği ve hükümetin, yürütmenin ki bizde tek adam olarak tabir ettiğimiz ki öyle, yani yürütmenin yukarıdan aşağı soldan sağa ve tek kişisidir hükümetin. Öyle bakanlar kurulu falan da yok biliyorsunuz. Öyle bir kabine de yok. Bakanlar var ama bakanlar kurulu resmi olarak, anayasal bir kurum olarak böyle bir kurul da yok. O nedenle yürütmenin doğrudan dilediği gibi değiştirir. Dolayısıyla finans piyasaları, yatırımcı kuruluşlar, bu ülkeye doğrudan yatırım getirecek olan, istihdam yaratacak, üretim yaratacak, üretimi getirecek olan yatırımcıların güven duyabileceği bir ülke olmaktan maalesef gittikçe uzaklaşan bir noktadayız. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Finans piyasaları, işte dünya finans piyasalarında Türk lirasının dolar karşısındaki nasıl hızla değer kaybettiğine hepimiz şahit olduk. O bir finansal saldırı, uluslararası bir finansal saldırı falan değil. O iç politikada ve ülke yönetimindeki beceriksizliğin finans piyasalarına olan bir yansımasıdır. Siz doğru, istikrarlı ve aklı selim bir ekonomi politikası güderseniz, yürütürseniz, tabii burada şeye de bakmak lazım sevgili Karakaş. Yani Türkiye'nin hukuk sistemi,
yargı sistemi, bağımsız yargı ve adalet sistemi gerçekten işliyor mu? Yani hukukun üstünlüğü ilkesi yatırımcıların ve finans piyasalarının en önemli üzerinde durdukları konudur. Güven duyabilmek adına, onlara güven verilebilmesi adına. Bunun da böyle olmadığı görülüyor. Yani işte bir bakıyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük kongresinin bir gün öncesi bir mesaj verir gibi Cumhuriyet Başsavcısı bir hemen şeye Anayasa Mahkemesi'ne parti kapatmasıyla ilgili dosyayı verebiliyor, bir mesaj veriyor. Yani yargı sistemi siyasetin neredeyse bir oyuncu haline getirilmiş durumda. Böyle olunca da o güveni de siz ekonomik dış piyasalara veremiyorsunuz. Yani daha konuşuruz, vaktimiz var gerçi. Nasıl uygun görürseniz program, sizin programınız. Ben sizin şeyinize uyacağım tabii ki. Ama şunu söyleyeyim, yani tarımla ilgili bakıyorsunuz çiftçi borçları hat safhada. Yani 150-160 milyar liraları bulmuş bir çiftçi kredi borcu var. Yani çiftçinin 2021 yılı çiftçiye verilecek destekleme miktarı 22 milyar lira. 2020'de verilmiş destekleme, o da 22 milyar lira. Merkezi yönetim bütçesi yaklaşık %22-23 oranında büyüdü hacim olarak. Ülke büyüdü demiyorum ama bütçede çiftçiye verilen destek olarak büyümedi diyorsunuz, öyle değil mi? Aynı 22 milyar, 22 milyar kaldı ki Tarım Kanunu, ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çıkardığı bir kanun. Biz de destek verdik. 2005 yılında çıkan bir kanundur. Tarım Kanunu'nun 21. maddesi der ki milli gelirin %1'inden az olamaz der tarıma verecek destekleme. Milli gelir dediğimiz merkez yönetim bütçesi değil, gayri safi milli hasıla. O da yaklaşık 5 trilyona yakın bir hacimde şu anda. Kamu ve özel sektörün gayri safi toplam ülkenin milli geliri. Bunun %1'i 52-53 milyar lira yapar ki verilen destekleme 22 milyar lira. Zaten kanuna karşı aykırı bir durum da var. Öbür taraftan bakıyorsunuz ülkede yollar, köprüler güzel. Yani ben hep söylüyorum, yani bunu mecliste, genel kurulda, komisyonlarda, bütün konuşmalarımda. Hangi hükümet gelir giderse fark etmez. Bu ülke için, bu ülke insanı için, doğamız, çevremiz için, yaşam adına yapılan her iyi şey, güzel şey için şükranlarımızı sunarız. Eyvallah, onu bir kenara koyuyorum. Yollar, köprüler yapmış olabilirsiniz ama o yollar, köprülerin faydadan çok ülkeyi ekonomik anlamda ne duruma soktuğunu görmek lazım. Yani bunu ortaya koymak lazım. İşte yap işte devlet, efendim kamu özel işbirliğiyle yapılan şehir hastaneleri, geçiş garantileri, verilen köprüler, otoyollar ve 25-30 yıla yakın bir geleceğin ipotek altına alındığı ve 1 lira bir yerine yapılacak olan bir yatırımın en az 3 lira ile 5 lira arasında para ödediğimiz, israfın hat safhada olduğu bir süreç. Yani bu sürecin tabii ki doğal olarak yansımaları toplumda esnafın bitmesine. Daha 2 gün önce bir kahveci esnafımız biliyorsunuz intihar etti. Çünkü borçların faiz, kredi borçların faizini bile ödeyecek param yok. Stopaj borçları altında, elektrik ve kira borçları altında ezilmiş ve kredi ödemeleri de yapılandırıldığı halde ödemeleri de geldiğinde bunu ödeyecek, karşılayacak, evine ekmek götürecek parayı cebinde bulamadığı için maalesef hayatına son verdi bir esnaf kardeşimiz. Durum bu. Yani tabii tarımda 22 milyar diyoruz, en az 50 milyar olması gerekirdi diyoruz falan filan ama çiftçinin de kredi borçları, o da 130-140 milyar lirayı buldu kredi borçları ve ödeyemediği için çiftçi de aynı anlamda haciz işlemlerinde takipte olan yaklaşık 8 milyar liralık kredi borcu var, traktörüne haciz konuyor. Efendim tarlasına ipotek konuyor, haciz konuyor. Dolayısıyla çiftçinin kaldı ki biliyorsunuz icra iflas kanunu haciz edilemezler. Tarımsal üretimde kullanılan araç ve gereçler haciz edilemezler. Bu kanun yıllar öncesinde çıkmış ve bu hüküm konmuş bir icra iflas kanunu. Ama maalesef tarım kredi kooperatiflerine borçları nedeniyle çiftçilerin traktörlerine el konuyor. Yani gerçekten ekonomiye baktığımızda durum
tablo Sayın, bu. Sayın Sındır, tarım demişken o zaman son günlerdeki bir gelişmeyle devam edelim. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de taşıdınız. Bergama'da belediyeye ait tarımsal arazilerin satışı gündeme gelmişti. Bunu nasıl değerlendirdiğinizi önce sormak istiyorum. Sonra ardından buna ilişkin sorularımız da olacak. Sayın Bergama Belediye Başkanı, belediye meclisinde bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada evet biz bunları değerlendireceğiz, elden çıkaracağız ama buradan elde edeceğimiz gelirle de ilçenin, köylerin ve şehir merkezinin yollarını yapacağız gibi bir ifadede bulunmuştu. Buna tepkiler oldu, karşı çıkanlar oldu. Tarım demişken tarımsal araziler konusunu siz burada satılmak istenen araziler konusunu meclise getirdiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz Sayın Sındır? Tabii ki yani şöyle söylemek lazım. Biliyorsunuz 6360 sayılı kanunla bütün şehir yasası dediğimiz yasayla o dönem 9 muydu? 9'du sanıyorum büyükşehir varken. 30'a çıktı büyükşehirler, büyükşehir sayısı ve mülki idare sınırları büyükşehirin yetki ve sorumluluk alanı oldu. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önce merkezden 50 kilometre yarı çapında bir alanı kapsayan bir yetki alanına sahipken o yasa sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanı bütün il sınırları oldu. Ve bütün belediye, büyükşehir belediyeleri yani nüfusu 750 binin üzerinde olan ne kadar il varsa büyükşehire dönüştü. Ve bu kanun kapsamında köy tüzel kişilikleri de hepsi mahalleye dönüştü. Yani köy tüzel kişiliği ortadan kalktı. Ben o dönem belediye başkanıydım. 2009-2014 arası. Bu kanun çıktığında. Sonra bu kanun kapsamında köy tüzel kişilikleri de ortadan kalkınca köy tüzel kişiliğinin sahip olduğu, mülkiyetinde olan taşınır taşınmaz ne varsa bunlar kamu idarelerinde dağıtıldı. Bir devir teslim komisyonları kuruldu. Valilik başkanlığında işte hem il hem de ilçe mülki idare birimlerinin müdürleri, amirleri ve ilçe belediye başkanlığı da dahil olmak üzere, büyükşehir belediye başkanlığı da dahil olmak üzere bu komisyonda yer aldı. Ve bu köy arazileri, köy taşınmazları dağıtıldı. Ben belediye başkanıydım. Bizzat o komisyona bizzat kendim katıldım. Vali Bey'in başkanlığında olan toplantıya birkaç kez katıldım. Ve Bornova'nın o dönem tabii ki başkanı olduğum ilçe olarak Bornova'nın köy taşınmazlarının hepsine sahip çıkmaya çalıştım. Şöyle ki o dönemdeki eğilim şuydu. Biliyorsunuz yani bu meseleyi bir siyasi noktaya da taşımak istediler. İşte il müftülüğü ne kadar zeytinlik tarla varsa almaya çalışıyor. Milli Eğitim İl Müdürlüğü ne kadar boş Milli Eğitim İl Müdürlüğü İl Müftülüğü Diyanet işte daha doğrusu müftülük dedik. Milli Eğitim İl Müdürlüğü Sağlık İşleri İl Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere bu köy taşınmazlığını bize verilsin, bana verilsin, ona verilsin falan gibi böyle bir yani yangından mal kaçırır gibi paylaşmak istediler. Bunlara dur dedim. Yani ben Sayın Valide sağ olsun o dönem bir irade göstererek işte belediye başkanımız, hocalarımız ne diyorsa onu dinleyelim. Ben de aynen şunu söylemiştim. Köy malı köyün malıdır, köylünün malıdır, köy taşınmazlığı. Yerelde bu taşınmazın bir merkezi yönetim birimine devredilmesini doğru bulmam. İşte bir okul yapılacak bir alan uygun var ise ve Milli Eğitim İl Müdürümüz burada, İl Müdürümüze soralım. Ben bu köyde okul yapmak istiyorum diyor ise ona bir alanı verelim. Okul olarak da plana not işleyelim, okul yapılsın. Başımın üstünde yeri var. Diyanet işte İl Müftümüz. Cami yapalım, bu köye bir cami lazım diyorsa cami yapılacak bir alanı göstersin o köy taşınmazları içerisinde. Onu verelim, oraya da camimizi yapalım, ibadethanemizi yapalım. Sağlık il müdürümüz ben burada sağlık ocağı yapmak istiyorsam onu yapalım, oraya verelim. Ama onun dışında
Ki benim önüme gelen taslakta işte 25 dönüm bir zeytinlik il müftülüğüne verilmiş falan, böyle dağıtım yapılmıştı taslakta. Onun evet. hepsini değiştirdik. Büyükşehir Belediye'miz dedi ki benim burada yetki alanıma giren bu köylerde işte ben İSU, su ve kanalizasyonla ilgili arıtma için işte benim yere ihtiyacım var. Onlar Büyükşehir'e verildi. Büyük oranda Bornova'nın taşınmazları belediyede kaldı. Çünkü köyün taşınmazına sahip çıkması gereken, koruyup kollaması gereken belediyedir. Biz o şekliyle o şeyi bağlamıştık. Birçok belediyelerimizde, ilçelerimizde bu başka şekillerde yürümüş olabilir. Onu bilemem. Ama o dönem demek ki Bergama Belediyesi aynı hassasiyeti göstermemiş sizin gibi, olsa gerek ki bazı yerler işte köyde kalmadı, kooperatifleşemedi diğer köyler gibi Bergama'da. Bunu örneğini yapanlar var. Efendim? Tahmin ediyorum artık ne kadar o konuda sahip çıkıldıysa o kadar köy taşınmazı yerel yönetimde, belediyede kalmıştır. Yani oradaki köyün ihtiyaçlarına göre belediye başkanı veya belediyenin yetkilendirilen başkan yardımcısı veya herhangi bir temsilcisinin oradaki dirayeti esas olmuştur o toplantılarda, devir teslim komisyon toplantılarında. Ama şunu söylemek istiyorum, yani yapmak istediğim vurgu şu: köy tüzel kişiliğine ait olan bir taşınmaz o köyün ortak malıdır. O taşınmazın nasıl edinildiğine baktığınızda geçmişe, bir köyden birkaç kişi bir araya gelmiş, bir yeri almış ve orayı köy tüzel kişiliğine bağışlamış, devretmiş, beraber köy olarak edinilmiş. Yani dolayısıyla aslında bir özel mülk alanı gibi kabul edilebilecek alanlar. Yani o köy halkının kendi malı ama bunu devri yapıldıktan sonra idareye, bu belediye de olabilir, bakın başka bir idare de olabilir. O idare tarafından bu köy malı başkalarına başka amaçla satılıyorsa, bu atadan dededen gelen köy halkının sahip olduğu taşınmazların maalesef başkalarına, özel tüzel kişiliklere, özel veya özel tüzel kişiliklere, gerçek veya özel tüzel kişiliklere devri anlamını taşır ki bu pek kabul edilemez. Biz o kanun çıktığında, bütün şehir kanunu, parti olarak köylerin tüzel kişiliklerin kaldırılmasına karşı bayağı yüksek tonda sesimizi duyurmuş idik. Sadece köy değil, beldeler de vardı çünkü kapatılan. Beldelerin de aynı şekilde. Ve bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne kadar konuyu taşıdık. Onların, o tüzel kişiliklerin geri verilmesi falan. Bu maalesef mümkün olmadı. Ama parti politikamızda, parti programımızda, bizim seçim bildirgemizde de vardır bu. Köylerin tüzel kişiliğine yeniden kavuşturulması gerektiğine dair vurgularımızı da parti seçim bildirgemize ve parti çalışmalarımıza da mutlaka ifade ediyoruz. O nedenle o köy taşınmazlığının mümkün olduğunca köy halkının yeniden geri edinebileceği, kazanabileceği ve köy tüzel kişiliğinin, çünkü buraları bakıyorsunuz planda mera alanı görünmüyor ama köy halkı orayı almış, mera gibi alan olarak kullanıyor. Şimdi siz onu yani kağıt üzerinde mera değil belki, mera alanı değil ama köy halkının mera olarak kullandığı bir alanı bir başkasına verdiğinizde etrafını tel örgüyle çevirir. O köy halkı orada hayvanlarını otlatacak yer bulamaz. Yani bu tür alanlar maalesef, yani köyü tarımsal üretimden koparırsınız, uzaklaştırırsınız. Bu meyanda, bu kapsamda bunların satılmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Bergama'daki mesele de ciddi bir mesele. 832 dönüme yakın dönümden bahsediyoruz. Yani 831 evet. büyük küsur, 832 bin metrekare bir büyük bir alan. 18 parsel miydi hatırlamıyorum şimdi, 18'di sanıyorum parça halinde, 17 parça halinde satışı konusunda meclisten bir karar alınmış. Buna yönelik bir itirazdır. Bununla ilgili
meclise taşıdığım konu da bir soru önergesidir. Bu nedir, ne değildir, nasıl olacak? Bir yanıt geldi mi şu ana kadar? Bir yanıt? Yok, gelmedi Murat Bey. Gelmedi. Evet. Yani sadece bununla ilgili değil, birçok konuda ben İzmir'in yatırımlarıyla, son 10 yılda İzmir'e yapılan yatırımlara dair de çok şey sordum. Soru önergesi verdim. Ama yanıt mı gelmiyor? Gelmiyor Murat Bey maalesef. Evet. Sayın Sındır, siz... Onun için biz hep, Sayın evet. Genel Başkanımız da hep milletvekillerine de özellikle söyler. Yani evet gelmiyor. Yani 15 gün içerisinde yanıt vermesi gerekiyor ilgili idarenin. Vermiyor. Müeyyidesi olmadığı için meclis başkanlığı da bunun peşinde durmuyor. Arkasını sıkıştırmıyor. Aslında meclis başkanlığının görevi milletvekillerinin soru önergelerinin ilgili idare tarafından en kısa sürede yanıtlanıp ilgili milletvekiline yanıtın tam doğru bir yanıt olarak verilmesini takip etmek olmalı. O takip evet. işlemini de doğru düz yapmadığını söyleyebiliriz. Maalesef. Sayın Sındır, bu tarım arazilerinin satışı konusunu konuşurken tam da ardından siz bunun bir müeyyidesi olmadığı için yani yanıt verilmek zorunda demişken buna da bir örnek vermek istiyorum şuna bağlayarak. Anladığım kadarıyla siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tarım arazilerinin taşınmazların satışı konusuna ilkesel olarak karşısınız. Öyle değil mi? Evet. İlkesel olarak Cumhuriyet evet. Halk Partisi evet. olarak buna karşısınız. Fakat tek örnek bu son yaşadığımız Bergama Belediyesi'nin şimdiki yönetiminin satma girişimi değil. Başka örnekler de var. Örneğin Bergama Belediyesi önceki dönem 285 adet gayrimenkul satmış. Menderes 768 adet ödemiş. 83, Torbalı 13. En yakınımızda Dikili her belediye meclis toplantısında bir arazi, bir köy arazisi, bir arsa satıyor ve muhalefetin CHP'li Dikili Belediyesi'nden bahsediyorum. Muhalefetin de Kasım ayında verdiği soru önergesine başkan ne kadar yer sattın, buradan ne kadar gelir elde ettin, bu paralar nerede kullanıldı önergesine şu anda Mart'tayız hala yanıt vermiş değil. Buna bir örnek de Dikili Belediyesi'nde yaşanmakta. Nasıl evet, değerlendirirsiniz? Şimdi bakın ben belediye başkanlığı yaptım. Taşınmaz satışı olabilir. Bu başka bir şey. Köy arazisinin satışı, yani köy tüzel kişiliğine haiz olup da yapılan satış başka bir şey. Bir de yapılan satışın mesela şöyle olmuştur genellikle bu ilçelerde baktığınızda arazi satışlarına köy arazisi dışında kimisi köy arazisi de olabilir. Yani bunu da biliyorum. Hatta var sizin saymadığınız başka örnekler de ben de söyleyebilirim açıkçası. Evet. Bunlara karşı da biz kendi partimizden de örnekleriyle karşılaştık. Kendi parti içerisinde bunu siyasi bir baskı yaratarak çözmeye çalıştık. Çözdük, çözebildik, çözemedik. Ama parti olarak bu ilkeli duruşumuzdan asla taviz vermedik. Bakın Bornova Belediyesi'nde örneğin benim dönemimde bir dönüm, 1000 metrekarelik bir yer var. Hissesi %15 hissesi belediyeye ait. Yani işte 150 metrekaresi belediyenin. 150 metrekaresi belediyenin geri kalanı bir şahsa ait. Ve o şahıs satışını istiyor. Bu satışı yapılmak zorunda mahkeme kanunuyla. Yani ben burada konut yapacağım. Bu hisseyi ya bana satın ya da ben bu şeyi satışını mahkeme kararıyla. Efendim onlar müstesna tabii yani bunlar, dediğiniz gibi. Bunlar imar yani. imar planının planlarından kaynaklanan düzeltmelerden kaynaklanan kırıntılar. Kastettiğimiz onlar değil bunlar tabii yani. Olabilir. Bunlar evet. şehir içerisindeki belediyeye bir ekonomik getirisi olmayan boş durduğu sürece de hatta tam tersine bir hizmet üretme şansınız da olmayan, boş durduğu sürece orada başka bir sorun yumağı haline gelen bu tür kırıntı yerler satılabilir. Esas olan belediyelere baktığınızda mesela benim dönemimde Bornova'da bir kapalı pazar yeri yaptım ki özellikle metropol ilçelerde veya çevre ilçelerin metropol alanlarında yani ilçe merkezi alanlarında
artık taşınmaz bile kalmamış durumda yerel yönetimleri, belediyelerin. Tam tersine kamulaştırma yaparak ancak yatırım üretebiliyorsunuz, hizmet üretebiliyorsunuz. Sadece Bornova'da bir kapalı pazar yeri, merkez kapalı pazar yeri yapabilmek için 7 dönümün üzerinde bir alanı imarlı, bayağı yüksek bir bedelden satın alıp pazar yeri yapmak zorunda kalmış. Yani artısı eksisine baktığınızda. Ben Sayın Bergama Belediye Başkanımızın daha önceki bir programdaki, sizinle yapılan bir programdaki verdiği yanıtları biliyorum. Tabii kendisi bu konuda gayet makul, kabul edilebilir bir açıklama da yaptılar. O yapılan satış kararı verilip de bunun sadece %15'i mi 20'si mi en fazla %18'i mi ne satıldığını, aslında o meclis kararı alınmasına rağmen satılmadığını ve bunların tamamen köy arazisi değil, belediyenin mülkü olduğu ve bu köy arazisi olsa da işte 1000, en fazla 1000-2000 metrekarenin üzerinde olmayan alanlar olduğunu ifade etti. Yani tabii burada alanın büyüklüğünün ne olduğu da çok önemli değil. Buradaki ilkesel bakış, köyün ortak bir malıdır. Yarın biz bunu köy tüzel kişiliğini yeniden kazandırdığımızda köy halkına iade etmeyi düşündüğümüz için bunları korumak, kollamak çabası içerisindeyiz. O nedenle meseleye böyle bakmak lazım. Tabii ki yani belediyelerin yatırım yapma ihtiyacı olabilir, paraya ihtiyacı olabilir. Bunu bu tür yollarla, yani taşınmaz satışı bir gelir elde etme aracı ve yatırım için finansman aracı olmaması gerekir. Yani ilçe belediyelerinin, yerel yönetimlerinin taşınmazları yatırım yapılabilmek amacıyla veya hizmet üretebilmek amacıyla değerlendirilmesi gereken. Az önce örneğini alanlar. Verdiğim Dikili Belediyesi'nde örneği, maaşların ödenmesi için yapılıyor bu. Örneğin az önce örneğini verdiğim Dikili Belediyesi'nde dedim ya, her belediye meclis toplantısında hemen hemen arsa satılıyor. Orada bir yatırım amacıyla değil, işçilerin maaşının genellikle ödenmesi için yapılan satışlar bunlar. Evet. Yani bu köy arazisi olmadığı sürece bu eleştirilebilir tabii ki. Ama belediyenin, bakın bu herhangi bir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin söylüyorum. Bu AK Partili bir belediye de olsa. O taşınmazın yerel yönetimin yatırım yapabileceği, hizmet üretebileceği bir alan ise bunu o şekliyle değerlendirmesinin daha doğru olduğunu söylüyorum. Mesela Bergama'daki fabrikanın, tekstil fabrikasının ifrazı, daha doğrusu bölünmesi ve sonrasında bunun satılmaya çalışılması meselesi. Onu da siz yakından takip ettiğinizi bildiğim için. Devri meselesi, evet. Yani orada ben aslında o tekstil fabrikasında ben belediye başkanı olsam neler hayal ederim, neler düşlerim. Kimseye vermek istemem orayı. Kim olursa olsun, ne büyükşehir, ne işte sosyal güvenlik zaten ne alaka denir ama yani hani Kültür Bakanlığı orada bir kültürel tesis yapacaktır falan bile, ben onu bile kendim yapmaya çalışıyorum. Hatta orada mümkünse Bergama'nın dünyanın en güzel, en kaliteli pamuğu olan lif uzunluğuyla, lif kalitesiyle, lifin kuvvetiyle, gücüyle dünyanın en kaliteli pamuğu olan pamuk üretimini teşvik edici ve onun üretimde değerlendirileceği yeniden bir alana, bir şeye dönüştürmek veya onu bir müze yapmak, Bergama gibi dünyanın en önemli kentlerinden tarihi, arkeolojik özellikleri olan bir kenti, bir dünya kenti yapabilmenin çok özel bir alanı orası aslında. Çok güzel bir müze yapılabilir. Yani o hani bugün bu aralar Sayın Sefa Taşkın biliyorsunuz Zeus Sunağı'nın Berlin'den getirilmesi için bayağı yoğun bir çaba. Geçmişten beri hep aynı yoğunluk içerisinde, aynı çabayı hep sürdürmüştür. Zeus Sunağı'nı getirdiğinizde onu sergileyeceğiniz bir alana, bir yere ihtiyacınız var. Mesela onun altyapısı için mükemmel olabilecek bir alan. Ama orayı sen ifraz ediyorsun, bir sosyal güvenlik kurumuna
vermeye çalışıyorsun. Sonrası ne olacak? Birilerine mi satılacak? Kimlere satılacak? Gibi gibi meseleler. Yani konuyu tarım ve bu 6360 sayılı kanun gereği köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması sonrasında köy taşınmazlarının devrolması neticesinde köy halkının malı olan taşınmazların köylere iade edilmesinin güvencesi olabilmek lazım. O ayrı bir mesele. Ama kent içi bu tür taşınmazların alımı, satımı veya karşılık da takas da olabilir. Mesela takas yoluyla da yapılan işler bence akılcı işlerdir yerel yönetimler. Özel bir yerde bir taşınmaz vardır, bir boş bir arazi vardır. Belediyenin başka bir yerde bir arazisi vardır. Bunu takas edersiniz, farkı varsa ödersiniz. O takas yoluyla elde ettiğiniz taşınmazda bir yatırım yaparsınız falan. Bunların hepsi mümkün ama... Yani olan, Sayın Sunucu, anladığım kadarıyla siz parti ayrımı gözetmeksizin bunu AK Partili belediye de yapsa, CHP'li belediye de yapsa bu tarım arazilerinin satışlarına karşısınız. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu konuda geçmişte örnekleri var. Gerekli uyarıları parti içerisinde biz kendi aramızda bakın bu tür satışlar gündeme geldiğinde partimizde sesler hep çıkmıştır. Bir yöneticimiz, il yöneticimiz çıkmıştır, karşı durmuştur. Veya bir başka yerde ilçe başkanımız çıkmıştır, bu doğru değil diye karşı çıkmıştır. Hatta kamuoyuna yansımıştır. Yani parti içinde çözüm bulması gereken meseleler kimi zaman kamuoyuna yansımıştır. Tabii partiye zarar verecek boyutlara da ulaşmıştır. Ama ben AK Parti'den bu konuda herhangi bir itiraz görmüyorum. Yani onlarda böyle bir böyle bir ilke, böyle bir hedef yok. Zaten köy tüzel kişiliği kaldırıldı. Artık köyler... Bergama'da AK Partililerde ve bazı MHP'lilerde ve bazı AK Partililerde var Bergama'da Sayın Sındır. Ben şahidim. Görüyorum. İtirazlar yani vardı. Da olsa, evet, onlara, da, onlara da teşekkür etmek lazım. Gerçekten bunu bir siyasi meseleden öte Bergama halkının, Bergama köylüsünün atadan dededen gelen malına, mülküne sahip çıkmak adına bir duruştur. Siyaseti yerelde, hele hele Bergama gibi bir yerde siyasetin üzerinde bir mesele aslında bunlar. Halkın Bergama'da böyledir. Hep refleksini çoğu zaman siyaset üstü gösterebilmiştir. Bunu görebilmek, gösterebilmek lazım. Buradan bir kez daha seslenmek isterim. Sayın Belediye Başkanı'na, Sayın Hakan Koştu'ya. Sayın Başkan'a bir kez daha seslenmek isterim. Sayın Başkan, gelin vazgeçin. Yani bu ihtiyaç duyduğunuz neyse bunu... Yani gidin ilgili bakanlıktan, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan veya diğer merkezi yönetimin diğer yatırım kuruluşlarından ortak işbirliği içerisinde bir takım yatırımlar getirin. Yani siz yakınsınız, bize gelmiyor onlar. Yani ben canım çıktı Bornova'da kültür merkezini bitireyim diye. Benim dönemimde bitmedi. Sonradan yaptı Kültür Bakanlığı. Bir tane spor tesisi yaptıramadım Bornova'ya zamanında. Ama sen iktidarın bir partisi olarak, bir belediye başkanı olarak bir spor tesisi mi yapılacak? Bunu Spor Bakanlığı'yla konuş, Spor Toto'dan kaynak yarat falan bunu o şekliyle getir yap. Yani bu kaynaklarını, bakın ben Sayın Mehmet Gönenc'in idari ve mali disiplin sağlamak adına gerçekten her zaman takdir ettiğim bir davranışı, tavrı, duruşu olmuştur Bergama Belediye yönetiminde. O nedenle onun yaptığı açıklamaları da çok iyi biliyorum. Sizinle yaptığı programdaki açıklamaları özellikle merak ettim. Yani bu konu gündeme gelirse Mehmet Bey'in acaba düşüncesi nedir diye. Ama yani bir yatırım yapacağım param yok. Borcum var. Altında bu taşınmaz satışı, hele hele köy taşınmazlarının satışları pek bana vicdani gelmiyor açıkçası. Evet. Sayın Sındır, bir tarım uzmanı olarak siz aynı zamanda bir de şu konu var. İzmir'in 9 ayrı bölgesinde JES kullanılarak açılmak istenen tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri var. Üçü de
bu bölgede bunu destekleyenler de var. Mesela Dikili'de, Bergama'da ve Kınık'ta tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri var. Siz karşı mısınız? Neden karşısınız? 24 Aralık'ta yanılmıyorsam 2020'de bu konuyla ilgili, Dikili ile ilgili yanılmıyorsam düzenlenen bir Zoom toplantısına katıldınız siz de, ben de izledim. Evet. Karşısınız. Orada bir de cümleniz oldu, ona da geleceğim. Birazdan bu tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine neden karşısınız efendim? Şimdi 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu diye bir kanun var. Bu kanun tarım alanlarının korunması ve tarım dışı amaçta kullanılmasını önlemek adına çıkartılmış bir kanun. Bu kanundan önce bir yönetmelik vardı. Yönetmelik de düzenleniyordu. Hatta yönetmeliğin adı da tarım alanlarının tarım dışı amaçla kullanılmasına dair yönetmelik. Yani sanki tarım alanını tarım dışı nasıl kullanırızı düzenleyen bir yönetmelik gibi bir yönetmelikti. Çok örneğine karşı biz mücadele verdik. İşte Düzce'de bir fabrika kurulmak istendi. Tarım alanlarında bir traktör fabrikası. Olmaz dedik, direndik, vazgeçirdik, başka yere alındı falan. Yani kimisi yapıldı. Hatta Düzce'deki şöyle oldu, pardon. Yönetmelik bir gecede bir değişiklik yapıldı. Biliyorsunuz bakanın onayıyla geçen bir şey mevzuat sonuçta. O gecenin ertesi günü siz itiraz edinceye kadar ruhsatı alan, satın alan, işi de yapan yani aldı götürdü. Siz itiraz edip mahkemeye verdiğinizde de iş işten geçmiş oldu. Geriye dönük de bir uygulama olmadığı için. Dolayısıyla bu 5403 sayılı Toprak Koruma Arazi Kullanım Kanunu tarım alanlarını mutlak tarım arazisi, dikili ürün arazisi, özel ürün arazisi ve marjinal tarım arazisi diye 4 sınıfa ayırır. Tarım dışı amaçla kullanılabilecek araziler sadece marjinal tarım arazileridir. Yani sulama imkanı olmayan, toprak verimliliği düşük düzeyde olan çorak, o uzmanlar ki Toprak Koruma Kurulu ilde onların şeyine karar veriyor. Yani bu arazi mutlak tarım arazisidir, bu arazi dikili ürün arazisidir veya marjinal tarım arazisidir diye. Ama siz kalkıp mutlak tarım arazisi üzerinde, ki bununla ilgili kanun da çıktı. Biz bunun için de feryat figan mecliste o kanuna karşı çıktık. Yani bu endüstri bölgeleri, sanayi bölgelerinin mera alanlarında, tarım alanlarında yapılabilmesinin önünü açan düzenlemeler getirildi maalesef. Dolayısıyla o endüstri, sanayi bölgeleri tarım alanlarına yapılabilir düzenlemesi, tarım kanununun, toprak koruma arazi kullanım kanununun, pardon, korumacı yaklaşımını da şey yapan, ihlal eden bir noktaya geldi ki bir kere baştan tarım alanı üzerinde bu tür yapılanmaların doğru olmadığını, tarım alanlarının yok olmasına neden olacağını ifade ediyoruz. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar dönemi 2002 yılından bugüne kadar Türkiye'de tarım alanları yaklaşık 36 milyon dönüm. 36 milyon dönüm, 36 milyar metrekare. Hani bu Bergama'da 831 bin metrekare diyoruz ya, 831 hektar ya da 831 dönüm pardon. Bu 36 milyon dönüm tarım alanı, ekilir dikilir tarım alanı. Nadas'a bırakılanlar da dahil bunun içerisinde. Toplam ekilir dikilir tarım alanı. Şu anda tarım dışında, tarım dışına çıkmış. Ekilmiyor, dikilmiyor, boş. Kimisi madencilik faaliyetlerine, kimisi endüstri sanayi bölgelerine, kimisi efendim konut alanları, imar alanlarına dönüşmüş. Ve aynı döneme baktığınızda tarımda dış ticaret açığınız da sürekli büyüyen bir hal almış. Şimdi biz böyle bir durumdayken tarım alanlarında organize tarım ihtisas sanayi bölgesi ilan edip oraya sanayiyi getirmenin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine o bölgenin tarımını da bitirecek ve zaman içerisinde tarımsal üretimden sanayi üretimine doğru evrilecek alanlara dönüşecektir bu tür alanlar. Bu konudaki hassasiyetimi ben özel olarak nerede olursa olsun ifade ediyorum.
Yine aynı örneği vereceğim ama bir tanesi de Dikili'de yine sizin partinize mensup yönetim sınırları içinde kalan Dikili'de ve Dikili'de bunun ortaklarından biri. Ama dediğiniz gibi biliyorum, ilkesel yani olarak karşısınız. Tabii ki yani bu hassasiyeti hepimiz gösteriyoruz. Ben şimdi bu yasal mı yasal, yapılan iş yasal mı yasal, işte ticaret borsası, bildiğim kadarıyla orada bir konsorsiyum var değil mi? Ticaret borsası, ticaret odası, Dikili belediyesi falan, bir takım kuruluşlar ortaklaşa orada böyle bir organize sanayi bölgesi oluşturmaya çalışıyorlar. Yani bu tür organize sanayi bölgeleri, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi, tarıma dayalı sanayi bölgesi de olsa, bunların bir noktada yoğunlaşması çok yakın ve gittikçe büyüyen bir çeperde tarım topraklarının da yavaş yavaş yok olma sürecine neden oluyor. Yani bir yerden başladı mı yayılarak bu maalesef çorap çökmüğü gibi. Sayın Sındır, bunu dikkat etmek lazım. Evet. Süremizi de iktisatlı kullanmak maksadıyla biraz ama hızlı hızlı. Murat Bey, şunu söyleyeyim özellikle. Buyurun. Marjinal tarım arazisi, yani verimliliği olmayan çorak araziler, ÇED çevresel etki değerlendirmesi doğru akıl ve bilim yol göstericiliğinde gerçekçi ve doğru bilim insanlarıyla ortaya konan ÇED raporları süreci sonrasında bu tür marjinal arazilerde bu tür faaliyetler, tarımsal üretim amaçlı işler yapılabilir, belki de ihtiyaç da olabilir. Bunu da parantez içerisinde belirtmemde fayda var. Yani her şeye karşı çıkıyorum derken üreticinin de ihtiyaç duyduğu malına katma değer yaratacak bu tür üretim noktalarına, ama bu merkezi toplayınca maalesef olay başka bir boyuta dönüşebiliyor. Evet. Sayın Sındır, az önce de sözünü ettiğim gibi 24 Aralık 2020'de o Zoom toplantısında siz konuşurken çevreciler de vardı o toplantıda. Bir yeri dikkatimi çekti sizin konuşmanızda. Tarımdan, çiftçilikten, üreticilikten bahsederken, kooperatifleşmeden bahsederken, kooperatifleşmenin öneminden bahsederken köy kopu eleştirdiniz. Yani Bergama'da bir tarımsal kalkınma kooperatifi olduğunu ama Haykop'a üye olduğu için bunun dışlandığını ifade eden cümleniz oldu. Yine bu cesurca ifadeydi. Bu ilkesel tutumunuz için, duruşunuz için de sizi kutluyorum. Yani görüşleriniz doğrultusunda hangi partiden kim haksızlık yaparsa yapsın bunu her yerde söyleyebilen birisisiniz. Bunun için tebrik ediyorum sizi. Ama bu da dikkat çekti. Böyle bir sözünü ettiğimiz kooperatifin başındaki kişi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşi hanımefendi. Böyle bir dışlama, böyle bir ayrımcılık yaşanıyor mu kooperatif birlikleri arasında? Ki siz bu cümleyi ettiniz. Olmaması gerekiyor. Neptün Hanım da, Tunç Soyer de çok sevdiğim, saydığım, çok kıymetli insanlar, dostlarımız. Neptün Hanım'ın bu tarıma dair, tarımsal üretime dair, tarımsal kooperatifçiliğe dair bütün emekleri herkesin malumu ve bilgisi dahilinde takdir edilecek işler. Ama tabii burada Bergama'da bir tarımsal kalkınma kooperatif var. Bu konuda bir hayvancılık yapan, yani süt üretimine yönelik bir kurulmuş bir kooperatif. Epey uzun yıllardır var olan bir kooperatif. Başkanını da iyi tanıyorum. Haykop üyesi. Tabii bu doğru bir şey değil. Yani kooperatif, köy kop ayrı, Haykop ayrı, aralarında rekabet iş olayı doğru değil. Yani köy kopunda, Haykop'unda tam tersine rekabet değil. İki birliğin belki de bir üst birlik çatısı altında bir arada hareket etmesi. Yani yasal olarak kooperatiflerin yapılanmalarında biliyorsunuz birlik vardır. Kooperatifler bir araya gelir. Birlik kooperatif, merkez birliği oluşur. İşte Köykop böyledir. Haykop'un da bir merkez birliği var. Mesela Tiresüt Kooperatifi Haykop'un üyesi olan bir kooperatiftir. Mahmut Eskiyörü'nün şu anda gayet başarılı işler yaptığı. Köykop'ta, Haykop'ta, yani biz kooperatifçiliği her şekilde destekleriz, desteklemeliyiz. Hiçbir ayrım gözetmeden desteklemeliyiz. Bergama Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kendisini
Daha çok hayvancılık ağırlıklı, süt üretimiyle ilgili yapılan hayvancılık yatırımlarına yönelik, süt ve süt işleme tesisine yönelik yatırım ihtiyaçları duyan ve Haykok'un bir üyesi. Dolayısıyla Köykok'un Haykok'la bir ayrım, bir farklılık görerek bir ayrıştırma içerisinde olunmasını da doğru bulmuyorum. Benim söylemim bu eksendedir. Köykok'un da, Haykok'un da ve bu kooperatif birliklere bağlı bütün kooperatiflerinde hangi üreticimiz, bu kooperatifler üyelerine baktığınızda bunlar hepsi Cumhuriyet Halk Partisi değil. Yani bir kısmı yani siyasi şeylerine, tercihlerine baktığınızda AK Partilisi de var üyeleri arasında, CHP'lisi de var ama kooperatif bizim derdimiz üretici örgütlü yapısını üreticinin tüccar karşısında aracı ve sermaye gücü karşısında onu koruyacak, kollayacak, onu bir rekabet edebilir bir güç haline getirecek kooperatif örgütlenmesini teşvik etmek. Bu konuda herhangi bir şekilde bunu sekteye uğratacak, buna halel getirecek bir çaba, bir karar, bir süreç içerisinde olmamız gerekiyor. Söyleyimim bundan, böyle bundan ibarettir. Köykok'unda, Haykok'unda bizim başımızın üstünde yeri vardır. İki kooperatif birliğinin de mutlaka desteklenmesi gerekir. Büyükşehir Belediye'mizin başka bir tarım mümkündür. Başka bir tarım mümkün derken yapmaya çalıştığı da aslında özellikle üretici örgütlenmesini, kooperatifleri teşvik etmek, büyütmek, onlar üzerinden üreticinin gelir kazanç marjını büyütmek, köyün kazancı yani tüketiciye ulaşan, üreticiden tüketiciye giden yani tarladan sofraya giden gıda üretiminin gerek bitkisel gerek hayvansal üretimde aradaki kar marjının büyük oranda üretici üzerinde kooperatifler sayesinde kalmasını sağlamak çabası içerisindeyiz. Bunu böyle bu şekliyle belki değerlendirmek doğru olur diye düşünüyorum sevgili Murat. Evet. Tarımla ilgili bir iki soru daha yöneltmek istiyorum. Bir tanesi zeytinyağı ihracatına konan yasakla ilgili. Bir de büyükşehir demişken bir tarım daire başkanlığına yapılan liyakatsiz olduğu iddia edilen bir atama nedeniyle de partiniz içinden de birçok eleştiri sesleri yükseldi. Büyükşehir Belediyesi bu konuda doğru bir atama yapmış mıdır Sayın Sındır? Siz bir tarım uzmanı olarak sizce baktığınızda. Sizce yapmış mıdır Sayın Karakaş? Ben tarım uzmanı değilim ama söylenen o kişinin tarımdan gelmediği, sosyolog olduğu şeklinde medyaya, kamuoyuna yansıdı. Yani ben siyasetin dışında, parti içi siyasetin dışında biliyorsunuz Ziraat Mühendisleri Odası'nda 14 yıl yöneticilik görevi yaptım. Bunun 4 dönemi ikinci başkanlık, 3 dönemi de başkanlık yaptım. İzmir Şube Başkanlığı. Dolayısıyla ziraat mühendisliği mesleğine ve meslektaşlarına ve onların mesleki mesleklerinden gelen hak ve yetkilerine o yetkilerini koruyan, kollayan, savunan ve ziraat mühendislerinin istihdamını gerek kamuda yani özellikle Tarım Bakanlığı ve merkezi yönetim birimlerinde gerek yerelde arttırıcı önlemler alınması gerektiğini savunan bu konuda bugüne kadar sözüm, söylemim, duruşum hiç değişmemiş olan bir kişiyim. O nedenle Büyükşehir Belediye'mizin de Tarım Daire Başkanlığı bu anlamda önemli bir görev üstlendi, önemli bir misyon yerine getiriyor. Başarılı işler yapıyor tabii ki. Büyükşehir Belediye'miz bu anlamda topyekun bütün idari birimleriyle başarılı, güzel işler yapıyor. Ama tabii gönül ister ki bu tarımla ilgili bir mesele varsa bunun başında ziraat mühendisi olsun veya veteriner hekim olsun. Veya bu tarım ve gıda alanıysa bir gıda mühendisi olsun gibi meslek alanlarında kişiler ki Büyükşehir Belediye'mizin idari kadro yapısında gerçekten etkin yetkin çok değerli uzman kadrosu var bu işleri yapan. O kişinin şahsında doğrudur, yanlıştır, bu işi bilir, bilmez gibi bir eleştiri yapma hakkını şu anda kendimde göremem
çok iyi tanıdığımı söyleyemediğim için benim söylemim ziraat mühendislerinin istihdamında ve yetki aldıkları yetki alanlarında yer almaları, yer bulmaları. Böylelikle bunu yanıtlamış oldunuz Sayın Sındır. Teşekkür ediyorum. Zeytinyağı stratejik ürün olan zeytinyağı ihracatına yasak konmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru ve yerinde bir karar değil mi aslında? Şimdi şöyle, bakın bu ülkede uzun yıllar aslında zeytinyağı da dahilde işleme rejimi kapsamında zeytinyağı ithalatı yasaklanmıştı. Yani işte dahilde işleme rejimi kapsamında zeytinyağı ithal edip bunu biz işliyoruz deyip işleyip yurt dışına satıyoruz diyerek zeytinyağı ticareti yapan kuruluşlar Zeytin Dostu Derneği falan var zaten. Ben biliyorsunuzdur, belki duymuşsunuzdur. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin kurucuları arasındayım. Evet. Ve ilk konseyin ilk yönetiminde yer aldım. Hatta Sayman görevine de yürüttüm. UZZK'nın, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi. O dönemde tabii ki üreticinin ağırlıklı olduğu, işte Tarış, Marmara Birlik ve benzeri üreticilerin temsiliyette ve yönetimde etkin olduğu bir konsey idi. Hala böyle. Bakıyorsunuz Tarış'ın, Marmara Birliği'nin depolarında zeytinyağı var. Ama tüccar dışarıdan zeytinyağı ithal ediyor. İşliyorum diyor, tenekeliyor, yurt dışına ihraç ediyor. Yani yapılan işlem, bizim kendi zeytinyağımız dururken depoda pahalı geldiği için onu almak yerine dışarıdan zeytinyağını alıp yurt dışına ihraç ediyorum diyerek bazı bu anlamda üreticinin mağduriyetine neden olan süreçler yaşanmıştı. O nedenle üreticinin, burada esas olan şudur: üreticinin zeytinyağını en iyi şekilde, en doğru şekilde üreticinin ederi üzerinden, yani kazancını zarar edeceği değil, yaptığı üretimden kar elde edebileceği, kooperatiflerin de koruyucu, kollayıcı bir süreci değerlendirmek. Zeytinyağının bu şekliyle, tabii bu en çok sıkıntı da zeytinyağı sektöründe tanıtım sorunu halen tartışılan bir konu. Zeytin ve zeytinyağında özellikle uluslararası tanıtım, markalaşma halen büyük bir sorun. Tanıtım ve markalaşma sorunu çözülemeden ithalatı sınırlamak o ikinci bir sorunu getiriyor. Yani deniyor ki şu anda işte bu hem markalaşmayı, hem şişeleme, hem ambalajlamada, hem de daha yüksek katma değeri yüksek ürün ihracatını teşvik eden bir uygulamadır deniyor, ama bunun altyapısı olmadan, bununla ilgili üretim ve potansiyeli büyütmeden bir anda ihracatı dökme, zeytinyağı ihracatını sınırlamak sektörde bir şişmeye neden olur. Üreticinin zeytinyağı elinde kalır. İhraç edilemeyen zeytinyağı bu sefer üreticinin fiyatlarını da, üretici fiyatlarını da düşürür. Yani ihracatçıyı bu sıkıntıya sokar. Pazar konusunda, bağlantıları konusunda. Yani bu kadar sert müdahalelerin doğru olmadığını düşünüyorum sektörde, zeytinyağı evet. Sektöründe. İhracatı bir anda kota getirirsiniz. Belli kotalarla kontrol altında tutarsınız. Ama bir yandan da markalaşmayı, ambalajlama ve katma değeri arttırıcı önlemleri, teşvik edici destekler verirsiniz. Sektörü bu şekliyle, çünkü genellikle bizim zeytinyağımızı İtalya, İspanya dökme alıyor, şişeliyor. Sizden 1 liraya alıyorsa 3 liraya, 5 liraya markete görüyorsunuz satıyor. Yani sizin zeytinyağınızın katma değeri size çok cüzi bir kuruş gelirken İspanya, İtalya ithalatçıları, tüccarları
bunun üzerinden çok ciddi paralar kazanıyorlar. Bunu belki korumak, kollamak yani sektör, ama bu tür dediğim gibi sert müdahaleler sektörde bir planlı programlı gelişim sürecini organize edemezseniz sıkıntılar, sorunlar da yaratacaktır beraberinde. Evet. Yavaş yavaş süremizin de sonuna geldik. Bir iki tane daha soru sormak istiyorum. Biraz da siyasetten bahsedelim ama tarım konusu demişken, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi MYK'da tarımdan sorumlu genel başkan yardımcısının olmaması da eleştiriliyor. Belki danışman olabilir ama CHP iktidara geldiğinde tarım konusuna hazırlıklı mı Sayın Sındır? Mesela tarımdan sorumlu olacak kişi şimdiden belli mi? İsmi önemli değil ama MYK'da tarımdan sorumlu genel başkan yardımcısı yok mu? Hiç kuşkunuz olmasın. Tarım yani aslında şu anda tarımdan sorumlu danışmanımız var. Baş danışman arkadaşımız. Genel başkan yardımcısı yok ama değil mi? Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu'nda görev yapan arkadaşlarımız var. Ben dahil tarım kökenli akademisyenlik veya sektörü hayatı boyunca bu sektörün içerisinde mücadele eden, yer alan, sektörü tanıyan, bilen çok sayıda kardeşimiz var. Şu anda ayrıca bir de parti okulu çatısı altında tarım grubu olarak bütün il, ilçe yönetimleriyle koordineli bir eğitim faaliyetini de sürdürüyoruz. Ki onun şeyinde çekirdek kadrosunda, grubunda ben de varım. Cumhuriyet Halk Partisi tarım konusunda zaten başta Sayın Genel Başkanımız gittiği her yerde ve her şekilde tarımla ve sektörün sorunlarıyla ilgili sözleri, söylemleri ve çözüme yönelik ortaya koyduğu ifade. Mesela biz iktidara geldiğimizde yapacağımız ilk işlerden bir tanesi tarımda, yanındaydı o, bulabilirsem size gösteririm. İlk yapılacak işlerden bir tanesi, evet şurada. Bakın iktidarımızın birinci ilk haftası, bir haftası da yapacaklarımız diye bir şey bu. İktidarımızın bir hafta, ilk bir haftasında yapacaklarımız. Burada hemen şurada bakacak olursanız, şurada yazıyor. Çiftçilerin bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacak, ana parayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız. Partimizin ilk bir hafta içerisinde yapacaklarının listesinde... Ama Sayın Sındır, iktidarımızda demek derken biliyorsunuz artık parlamenter partisi sistem yok ki. Yani şahıs iktidarı var. Cumhurbaşkanı evet. Seçilecek kişi Sayın Kılıçdaroğlu aday mı değil mi daha o belli değil. Seçilecek kişi bu politikaları uygulamazsa yani parti o, iktidara biz, gelmiyor biliyorsunuz. Bizim iktidarımızdan bahsediyorum. Yani bu... Tabii ki bir parlamenter demokratik ve güçlendirilmiş bir parlamenter demokratik yapıyı anayasa değişikliğiyle oluşturmak ana eksende hedefimiz. Ama mevcut içerisinde de olsa iktidarda olmak demek yürütmenin gücünü, erkini sahip olmak demek. Biz iktidara geldiğimizde dediğimizde de işte bu. CHP'li birisi seçilirse yani değil mi? CHP'li birisi seçilirse. Gelmeniz demek Cumhurbaşkanı'nın bizim seçmen tabanımızın seçtiği, tercihte bulunduğu kişi olarak seçilmiş olması anlamını taşıyor. Anlatabildim mi? Aslında evet. Onu demek istediğim şuydu benim, bunu göstermek de size. Gerek Sayın Genel Başkanımız, gerek MYK'daki diğer bütün MYK Genel Başkan Yardımcılarımız da dahil olmak üzere, milletvekilleriyle, parti meclisimizle, örgütlerimizle tarım konusu bizim ekonomik sektör olarak ve aynı zamanda sosyal bir sınıf olarak üretici ve çiftçinin sorunları bizim en temel meselelerimizden birisi ve herkesin bu konuda peki farkındalığı ve bilinci var. Aslında biraz da ben şeye değinir miyiz diyecektim. Bu İstanbul Sözleşmesi meselesi çok... İsterseniz onu sona bırakalım. Bir iki siyasi olur soru sormuşken o zaman onu sona bırakalım tabii. Sayın Sındır. Tabii. Erken seçim bekliyor musunuz? Bir de Memleket Hareketi CHP'yi böler mi? Ege bölgesinde hayli güçlü olduğu söyleniyor. Katılıyor musunuz? Böler mi? Bir de erken seçim bekliyor musunuz? Yani erken seçim beklemek başka bir şey. Çok edilgen bir tavırdır. Hani birileri erken seçime karar versin de biz de erken seçim. Biz erken seçimi istiyoruz.
Öyle beklemek ülkenin... değil. Yani olacağını umut ediyor musunuz? Olacağını öngörüyor yani musunuz? Olmasını istiyorum. Olmasını istiyoruz. Sayın Genel Başkanımız da ifade ediyor. Artık bu ülkenin bu iktidara her açıdan tahammülü kalmamıştır. Yani kamu harcamalarında israfın ve sürdürülen ithalata ve tüketime dayalı ekonomi politikalarının, dış politikada Türkiye'yi yalnızlaştıran sıfır sorundan sırf sorumlu bir ülke haline bölgesinde ve itibarını da ayaklar altına alan bir süreçten ve toplumsal barışın aramızda bu milleti oluşturan bütün yurttaşlarımız arasında sevgiyi, barışı, kardeşliği körükleyecek, bunu özendirecek bir toplumsal barışı sağlayacak bir süreçten uzaklaşarak daha çok kin, öfke, nefret ve ayrışan, bölüşen bir, kutuplaşan bir topluma yönelik bu süreçlerden en kısa sürede artık kurtulmamız lazım. Ülke yönetilemiyor, yönetilemiyor bile diyemiyorum. Çünkü yönetilemiyor ifadesi sanki yönetmeye çaba sarf ediyorlar da yapamıyorlar, başaramıyorlar. Yani buna kapasiteleri beceremiyorlar diye düşünebilir. Öyle değil. Yönetmek istenmiyor. Demin dedim ya, çiftçinin 22 milyar lira destekleme ayrılmış. Sadece 2021 yılında 31 milyar lira o 5 tane çete, beşli çete dediğimiz, onlara ödenecek olan garantiler, hazine garantileri, yani o yol geçiş garantileri, efendim yolcu garantileri, hastanelerdeki hizmet garantileri, sırf bunlara ödenecek. 2021 yılında, sadece bir yılda 31 milyar lira kaynak ayrılmış durumda. Çiftçi 22 milyar lira destekleme çok yürürken. Yani Türkiye gerçekten ağır bir yük altında. Covid pandemi süreci bir anda, işte esnafın durumu ortada. Esnaf gerçekten yani bunu söylerken hani hep işte hep eleştiriyorsunuz esnaf şöyle esnaf böyle. Bu bir gerçek. Yani esnaf bitmiş durumda. Esnafa siz doğrudan karşılıksız hibe destek yerine faiziyle kredi desteği verip sonra da o faizi yapılandırıyorum deyip öteledikçe bu kredi borçları faiziyle birikiyor. Birikti, artık ödeme noktasına geldi, ödeyemez durumda. Yani esnaf bir yandan bakıyor, benim mekanımı diyor kapatıyorsunuz diyor. Müşteri sayımı yarı yarıya düşürüyorsunuz diyor. Bana her gün gelip yüzlerce ceza yazıyorsunuz diyor. On binlerce ceza yazıyorsunuz diyor. Şu ana kadar çok sayıda ceza yazılmış esnafa. Yani 10.000 liraya kadar ceza yazıldığına şahit oluyoruz. Yazıyorsunuz diyor ama öbür taraftan bir AKP'nin kongresi, salona bakıyorsunuz, lebalep dolu diyor. Yani salonda ben bir tane boş koltuk görmedim. Siz gördünüz mü AKP kongresinde, büyük kongresinde, 7. olağan kongresinde? Yani böyle salona, tribünlere baktığımda televizyonda ya bir tane boş koltuk olur. Yani arada boşluk hiç olmaz, sonra hiçbir şey yok. Boş koltuk diye bir şey yok. Salonun orta kısmı zaten silme dolu. Yani bunu görün, onun yanında benim mekanımda sandalyeleri eksilteceksin. Yan yana oturmayacak, karşılıklı oturmayacak gibi bir takım önlemler alacaksın. Maskesi yoksa işte efendim sen şeyini, ateşini ölçmedin. Hep ses kurunu almadın diyerek esnafa cezaları basacaksın ama öbür tarafta bu adaletsizliğe, bu haksızlığa, bu eşitsizliğe karşı iktidarın en kısa sürede bu ülkenin başından gitmesi lazım. Bunun yolu da biz hep söylediğimiz gibi demokratik tercih yoludur. O da sandıktır. Türkiye'nin en kısa sürede bir erken seçime ihtiyacı vardır. Erken seçim olmalıdır. Erken seçim olmasını istemeyenler şu anda erken seçim olur ise biz yeniden seçilemeyiz endişesi içerisinde olanlardır. Yani ülkeyi düşünen değil, ülkeyi, ülke insanını ve ekonomisiyle, bütün sektörleriyle, çiftçisiyle, sanayicisiyle, esnafıyla, işçisiyle, ülkesini ve insanını düşünen değil, kendini düşünen bir zihniyetin sonucunda erken seçim olmayacak, 2023'te olacak diyen iktidardır. Sayın Sanır, evet.
Erken seçim böyle. Diğer sorum da şuydu. Memleket hareketi kısaca onu da alırsak böler mi CHP'yi? Ege'de çok güçlü olduğu söyleniyor. Anketlerde öyle çıktı ileri Pek sürüyor. Zannetmiyorum. Yani şu endişe şu oldu. Maalesef üzülerek tabii söylüyorum. Sayın İnce ve üç milletvekili arkadaşımız, kardeşimiz partiden ayrılırken bence çok büyük haksızlık ederek partimize ve partimizin programına, ilke değerlerine, uygulamalarına özellikle partimizin yönetimine çok büyük haksızlık ederek ayrıldılar. Hedeflerine de işte Atatürk'ün çizgisinden uzaklaşan bir parti algısı yaratmaya çalıştılar. Toplumda bu algıyı oluşturmaya çalıştılar. Bu partiye yapılacak en büyük tahribattı. Bu doğru bir şey değildi. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde ve programında da ilkelerinde de söz ve eylemlerinde de söylemlerinde de her yerde Atatürk ilke ve devrimlerinden bir milim şaşmadan yol yürümektedir. Bu ülkenin, Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak. Şimdi dolayısıyla ben o arkadaşlarımızın o hareket üzerinden kurdukları parti, herkes kurabilir. Parti, siyasi partiler anayasal kurumdur. Yani siyasi dolayısıyla çok temel unsurudur anayasanın, siyasi partiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok temel unsurlarıdır. Kurabilirsiniz. Belli bir seçmene kendi hedeflerinizi, ilkelerinizi koyabilirsiniz. Ama bunu yaparken başka bir siyasi partiye haksızlık, hem de ciddi derecede, yüksek düzeyde bir haksızlık yaparak, o seçmenin aklını çelmeye çalışarak bir yere gelme çabası doğru değildir. Bu başarılı olamayacaktır da. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ülkenin kurucu partisi olarak bugüne kadar, kuruluşundan bugüne kadar varlığını sürdürmüş tek parti ve bu parti Türkiye Cumhuriyeti nasıl ilelebet payidar kalacaksa Cumhuriyet Halk Partisi de ilelebet payidar kalacaktır. Kimler geldi geçti, kimler ayrılıp partiler kurdu, yok olup gittiler. Bu arkadaşlarımız da elbet bir gün yarın yine bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında buluşacaklardır diye diliyorum. Peki. Son konumuz, onunla toparlayalım. İstanbul Sözleşmesi'nden de bahsetmek isterim demiştiniz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilinmesi kararı alındı. Kamuoyunda bazı kesimlerce tepkiyle karşılaşıldı. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada ve hükümet yetkilileri yaptığı açıklamada sözleşmeden çekildik ama kadın cinayetleri olsun demiyoruz. Yani elbette bunu engellemek için elimizden geleni yapacağız. Kanunlarımızda cinayet zaten suçtur. Kadını korumaya devam edeceğiz. Sadece bu sözleşmeden çekildik dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi bir kere bu çekilmenin, yani çekilme diyoruz ama aslında şey de, İstanbul Sözleşmesi'nde ilgili maddesi fesih der. Yani bu sözleşmenin fesfesi konusunda bir düzenleme getirmiştir. Hani sizin biliyorum çekilme ifadesini özenle kullandığınızı da biliyorum. Ama fark etmiyor. Sonuçta aynı şey. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu sözleşmedeki imzamızı çekmiş oluyoruz. Çekilme evet. Olarak tabir edelim. Bunun idari hukuki açısından, anayasa açısından ve milletler arası hukuka aykırılık teşkil ettiğini düşünüyorum. Bakın 19 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile ki Cumhurbaşkanlığı 9 No'lu kararnamesine 3. maddesine dayanarak alınmış bir karar olarak ifade ediliyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile biz bunu feshediyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Resmi gazetede yayınlandı İstanbul Sözleşmesi'nde. Şimdi o sözleşmenin şeyine baktığımızda kanununa 1510 bir dakika 6251 sayılı kanun. Bakın o da burada. 6251 sayılı kanun. 11 Kasım 2011'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş. İmzalayan Sayın Recep Tayyip Erdoğan burada. Evet. Kanunun gerekçesi, bu kanun sözleşmenin, yani İstanbul Sözleşmesi'nin meclis onayı için sunulmuş bir kanun teklifi.
Kanunun gerekçesinde diyor ki, son paragrafındaki bir cümleyi okuyacağım. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne taraf olunmasının ülkemize ilave bir yük getirmeyeceği ve ülkemizin gelişen uluslararası saygınlığına olumlu katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir. Yani bu kanunu getirenler bu sözleşmenin mecliste onaylanması sonucu ülkemizin uluslararası saygınlığına olumlu katkıda bulunacağını ifade etmişler. Kim bunlar? Bu kanunu sunan başta imzaları baktığımızda Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakan, şöyle göstereyim, ve bütün bakanlar hepsinin imzasıyla bu kanun geldi meclise. Bu kanun mecliste 3 maddeden oluşan bir kanun, sözleşmenin kabulü yürürlüğü bitti. Ve bütün siyasi partiler bu kanun, yani bu sözleşmenin bize çok olumlu bir katkı sağlayacağını vesaire vesaire, çok güzel sözler, hatta birbirine böyle mecliste hiç görülmemiş belki de karşılıklı şeylerle, ifadelerle, övücü ifadelerle geçti. Halbuki bu 6251 sayılı kanun anayasanın 90. maddeden güç alan bir sözleşme. Yani anayasanın 90. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu tür uluslararası sözleşmelerde meclisin onayını öngören bir madde. Ama anayasanın 104. maddesinde Cumhurbaşkanı görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan anayasanın 104. maddesinin sonlara doğru fıkrasında der ki, temel hak ve özgürlükler konusunda bir kararname Cumhurbaşkanı düzenleyemezler. Temel hak ve özgürlükleri konusunda bir kararname düzenleyemeyeceği. Ha, diyorlar ki bu kararname değil, karar diyorlar Sayın Sındır. Tamam. Ama karar kararnameye dayalı. Yani kararnamede Cumhurbaşkanı'nın kararname yetkisinden kaynaklanıyor. Ama kararname de olsa Cumhurbaşkanı, ya kararname bile böyle bir şey yapamazken Cumhurbaşkanı kararla nasıl yapabilir? Yani şimdi Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi yok. Anayasal yetkisi yok. Bu kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadının ve eşitliğin, kadın erkek eşitliğinin bir güvencesi olarak bir uluslararası sözleşmedir. Ve Cumhurbaşkanı böylesi bir temel hak ve özgürlükler konusundaki bir uluslararası sözleşme, buna dayalı bir kanunun değiştirilmesi, feshedilmesi, yok edilmesi gibi bir yetkisi, anayasal bir yetkisi olamaz. Bu konuda biz anayasaya başvuruda da bulunduk. Dolayısıyla bu karar aslında yok hükmünde bir karardır diye düşünüyoruz açıkçası. Sonuçta bakıyorsunuz, diyorlar işte eşcinsellik, işte LGBT falan, hiç alakası yok. Zaten sözleşmede LGBT adı, eşcinsel ifadesi bile geçmiyor. Yani cinsiyet eşitliği der, toplumsal cinsiyet eşitliği der, kadın erkek eşitliği der. Yani peki şunu da sormak lazım. Sözleşme değiştirildi mi bugüne kadar? Değiştirildi. Sözleşme imzalandığı şekliyle duruyor. Ne değişti de bu ülkede? Biz sözleşmeden, ki ülkenin de uluslararası saygınlığına olumlu katkıda bulunacağını da ifade etmişsiniz gerekçenizde. Ne değişti de bu sözleşmeden fesih ediyorsunuz? Yani her şeyi bir kenara bırakalım. Yetki meselesini onda bulun. Ne oldu, ne değişti? Yani bunun bir açıklaması gerekir. Yani bu kadar basit olmaması gerekir. Toplumda bu sözleşmeye tepki arttığına ilişkin bir inançları olabilir mi? Değişiklik bu olabilir mi? Yani toplum bunu istemiyor, o nedenle çekiliyoruz demiş olabilirler. Olur mu? Kanun var. Bu sözleşmeye dayalı şu anda çıkartılmış bir kanun var. 6284 sayılı kanun. Bu 6284, bir de şöyle bir durum var sevgili Murat. 6284 sayılı kanun çıkartılırken dayanak kısmında, biliyorsunuz kanunların, özellikle yönetmeliklerin çıkartılırken bir dayanağı olur. Şu kanuna dayanarak hazırlanmıştır der. 6284 sayılı kanun da bu dayanağında, bu sözleşmeye dayanarak hazırlanmış bir kanundur. Bu kanun da kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair bir kanundur. Şimdi siz dayanağı olan sözleşmeyi ortadan kaldırdığınız dayanaksız bir kanun haline geldi 6284.
Bu şunu da getirebilir. Yarın bir gün biz sözleşmeden nasıl olsa çıktık. Bizi uluslararası sözleşmede olmadığımız için uluslararası hukuk, iç hukukun üzerinde zaten biz dış hukuktan, uluslararası hukuktan çıktık. Dolayısıyla artık bu konuda uluslararası hukukun yaptırımlarından da kurtardık kendimizi. O sözleşmenin, o sözleşmedeki maddelere aykırı işlemler yapabilirim anlamı çıkar. Başka hiçbir şey çıkmaz. Yani kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair sözleşme maddelerine aykırı işlemler yapabilirim. Beni uluslararası hukukta bağlamaz anlamı çıkar. Bu da pek kabul edilebilir bir şey değil. Bunu belirtmek isterim. Bu uluslararası bir sözleşmeye Cumhurbaşkanlığı kararıyla ve temel hak ve özgürlükleri düzenleyen bir sözleşmeye Cumhurbaşkanı kararıyla getirilen bu fesih veya çekilme kararı yarın bir gün eğer buna eyvallah denecek olursa, yani Anayasa Mahkemesi buna cevaz verirse, yol açarsa, yarın bir gün insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de başka temel hak ve özgürlükleri düzenleyen sözleşmelerden de ben çıkıyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bir tek adam alıyor kağıdı kalemi eline, yazıyor çiziyor, Avrupa şeyler, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyoruz, atıyor bir imza, resmi gazetede yayınlanıyor, bitiyor. Ya bu kadar basit olabilir mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmış bir kanun, bir uluslararası sözleşme, hukukta böyle bir çok temel bir kuraldır. Bir mevzuat hangi kurum tarafından yürürlüğe girdiyse, o kurum tarafından ancak yürürlükten kaldırılabilir. İstanbul Sözleşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayıyla yürürlüğe girmiştir. Ancak ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani milletin egemenliğinin temsil edildiği yasama organınca yürürlükten kaldırılabilir. Bu bile çok temelde bir aykırılık teşkil ediyor. Bunları söylemek istedim. Onun için programda acaba bu konuda bir fırsat olur mu diye sizden rica ettim. Bu beni vicdanen, aklen, hukuken çok yaraladığını söylemem lazım. Mutlaka bunun mücadelesi gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Sayın Sındır, çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Sağ olun efendim. Ben çok teşekkür ederim. Size de kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Takip ediyoruz sizi sayın. Bergama'ya geldiğinizde stüdyomuzda da konuk etmeyi dileriz sizi. Ben aslında eşim de Bergamalıdır. Bergama doğumludur eşim. Ailesi de Bergamalıdır. Öyle bir ailevi şeylerimiz de var Bergama'yla. Evet, çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Kamil Okyay Sındır ile sohbet ettik, sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın. Ege'de son ses.com